Herkese merhaba. Bu videomuzda teknoloji, bilişim ve yazılım sektörünün önde gelen liderlerinden ve aynı zamanda da Quicken'ın yatırımcılarından olan Sayın Murat Atamur'la beraberiz. Öncelikle değerli vaktiniz için çok teşekkürler Murat Bey. Siz Netsis'in kurucusu, ERP denince akla gelen sektördeki ilk isimlerdensiniz. Şu anda Silikon Vadisi'nde aslında birçok firmaya da yatırım yapan bir fona sahipsiniz. Bu çerçeveden baktığınızda özellikle bugünü değerlendirecek olursanız, kurumsal yazılım uygulamalarının bugünü nasıldır sizce? Çok sağ ol Ceylan, çok şımarttın beni. Kurumsal yazılımlara bakınca büyük ilerlemeler görüyoruz. Ve bu 1960'larda başlayan bir süreç. İlk bilgisayarlar çıktığında yazılımlar neredeyse yoktu. Ve 1980'lere geldiğimizde firmalar kendi yazılımlarını yapmaya başladılar. Hep bunlar büyük firmalardı. 90'lardan itibaren yazılım firmaları çoğaldı ve firmalar baktılar ki kendileri yazılım yapmaları mantıklı değil, çok fazla bilgi gerektiren bir iş ve paket yazılımlara doğru bir yönelme oldu. Ya da outsourcing dediğimiz dış kaynak kullanımına ve çok fazla sayıda yazılım firmaları ortaya çıktı. ERP firmaları, değişik kurumsal yazılım firmalarını görüyoruz. Ve bugünlere geldiğimizde de birçok firma çoğunlukla paket yazılımlar kullanıp ve yetmeyen yazılımları dış kaynak kullanarak proje bazlı çözümler sağlıyorlar. Büyük, çok büyük firmalara baktığımızda da mesela bankalara, Türkiye'de de aynı şeyi görüyoruz. Yüzlerce, binlerce ekip kurup kendileri çözüm de sağlanabiliyor. Yani bunların karışımını görüyoruz. Çok büyüklerde hala kendi ekipleriyle yazılım yapıyorlar. Ama aşağı indikçe paket yazılımlar ve proje bazlı dış kaynak kullanımlarını yaygın bir şekilde görüyoruz. Peki Murat Bey, siz Quicken'ın bir yatırımcısısınız. Quicken'da biliyorsunuz low-code platform çözümleri sunuyoruz. Düşük kodlu yazılım ya da yeni nesil yazılım diye de geçiyor. Bu noktadan baktığınızda sizden aslında bir tanım alabilir miyiz? Low-code platformlar nedir, ne işe yarar? Tabii ki. Aslında bizim çok önemli bir yatırım tezimiz Quicken. Çünkü bu demin hani uzatmamak için de yanıtı biraz kısa tuttum. Şu an bu kurumsal iş çözümlerine baktığımızda firmalar bir paket yazılım dedim ve dış kaynakla bir takım projeler yapıyor dedim. Fakat bunlar esnekliğini eskiye göre yüksek fakat yeni ihtiyaçlara göre çok düşük çözümler haline geldi. Çünkü diyelim bir firma ERP dediğimiz kurumsal kaynak planlama yazılımları kullanıyor ve İş akış yazılımı diyelim kullanıyor ve bir takım işlerini de yaptırtıyor proje firmalarına. Fakat bunlarda bir değişiklik gerektiğinde hep bu hizmet aldığı yerlere bağımlı kalıyor ve bu mevcut teknolojideki yazılımların da esneklikleri düşük, göreceli olarak. Örneğin bir COVID içinde bulunduğumuz COVID'i düşünelim. Firmaların iş süreçleri alt üst oldu. Yani tamamen farklı çalışma modellerine geçiliyor şu an. Ki bu daha önceki finansal krizlerde de söz konusu olmuştu. Ben çok yaşadım çünkü o değişiklikleri iş anlamında. Bu Covid'de de bu çok var. Yani pat diye restoranlar kapanıyor. Mesela sizin bir restoran zinciriniz var. Bir anda paket servise dönüyorsunuz. Bütün süreç değişiyor. Yani her türlü akışınızı değiştirmeniz gerekiyor. Bu tür özellikle böyle bir şeyi düşündüğümüzde çok hantal bunlar kalıyor. Bu mevcut konuştuğumuz yapılar. Ve gene firmalara baktığımızda COVID'i unutalım. Genelde çok fazla iş talebi geliyor. Bütün departmanlardan ve çok fazla beklemek gerekiyor. Çok hatalar olabiliyor yapılan işlerde. Geriye gidiyor ve o talep yerine getirilene kadar güncelliğini kaybediyor. Oysa firmaların hiç bunlara artık bu rekabet ortamında vakti yok. Çok hızlı çözümler üretmek istiyorlar ve ekonomik. Üstelik firmalar
yazılım mühendisi gibi, bilgisayar mühendisi gibi kadroları istihdam etmekte büyük güçlük çekiyorlar. Çünkü bu tür, genelde bu tür eğitim almış mühendis arkadaşlar teknoloji firmalarında çalışmak istiyorlar. Bu tür gidip bir sanayi firmasına girip çalışmayı tercih etmiyorlar. Bu sefer böyle bir istihdam şansı ya çok zor oluyor ya da aşırı pahalı oluyor. Bunlar hepsi problem. Ve bu problem Türkiye'ye has bir problem değil, bütün dünyada gördüğümüz bir problem. Ve bu low code dediğimiz çok basit tanımlamalarla yazılım yapan yazılımlar olarak tanımlayabiliriz bu low code'ları. Çok az yazılım bilmeniz size yetiyor ve çok hızlı yazılım yapabiliyorsunuz. En büyük özelliği bu ve bu sayede büyük bir istihdam yapmadan ve çok büyük paralar harcamadan rekabeti karşı büyük bir kas gücü kazanmış oluyor firmalar. Ve çok hızlı ilerleyebiliyorlar yaptıkları işlerde. O yüzden geleceğini çok parlak gördüğümüz bir iş. Bütün dünyada çok geliştiğini görüyoruz. Hatta büyük satın almalar bile başladı. Siemens çok büyük bir bizim rakibimiz, yani Quicken'ın rakibini yaklaşık milyar dolarlar büyüklüğünde bir satın almayla gerçekleştirdi. Bu pazarın ne kadar gelişeceğini görüyoruz burada. Evet. Belki de bir ekleme de yapmak gerekir. Gartner'ın geçtiğimiz yıl yayınlanan bir raporu vardı. 2024'e gelindiğinde yaklaşık %65 yazılım dünyasında low-code ağırlığı olacak diye. Ama sizinle paylaştığınız gibi özellikle Covid ve pandemi dönemiyle 24'e gelmeden bile şu günlerde bile aslında ciddi oranda low-code ivmelendi. Bunu da gözlemliyoruz. Bunu da belki altını çizmek gerekebilir. Evet. Çok çok iyi bir noktayı değindin Leyla. Çok sağ ol. Bu arada Gartner'ın farklı bir raporu daha var. O da bu sene başında yayınlandı. Yazılım projelerinde yaklaşık %75'i yola çıkıldığı noktadan son noktaya gelene kadar beklentiyi karşılayamıyor. Ya süreler uzuyor, gündem değişiyor, projelerin son çıktısı da aynı olamayabiliyor. Sizin de altını çizdiğiniz gibi aynen. Projelerde zaman, hız çok önemli. Low code da zaten bu hız konusunda bir anahtar çözüm diyebiliriz adeta. Çok çok doğru. Peki size göre aslında Quicken'ın sağladığı avantajlar nelerdi diye maddeleyecek olursanız, mesela bilmiyorum, teknoloji, hız dedik, maliyet avantajı dedik, neler gelir aklınıza? Çok güzel bir soru Ceylan. Çünkü biz eğer her yaptığımız yatırımda büyüme potansiyelini ve ekibe bakıyoruz. Low code'da büyüme potansiyeli çok yüksek. Ekibe baktığımızda ekibimiz çok çok iyi. Sizin gibi çok değerli arkadaşlar var. Çok iyi kurucu bir takım var ve hep çok güvendiğimiz bir, aynı zamanda hissedarımız olan ekibimiz var. Hem mühendislik anlamında hem yönetim anlamında. Bu en önemli İlk avantajlar olarak karşımıza geliyor. Ama müşterilere baktığımızda ne avantaj sağlıyoruz? Bir, bitmeyen projelerden kurtarıyoruz ve çok hızlı bir şekilde. Bu bazı ölçümlerimiz ilk bu çıktığında Stefano ile çok konuşuyorduk. 2 kat, 3 kattı. Yani 2 kat kadar hızlı yapıyorduk. Şimdi günümüze geldiğimizde bu 20 kata kadar çıktık. Yani 20 günde yapılacak bir işi 2 günlere, 1 günlere indirebiliyoruz. Hatta bu aylar mertebesinde olan işleri hafta mertebesine indirmeye başladık. Bu bir kere korkunç bir şey. Böyle bir hız. Çünkü öbür türlü bir önceki sorunda anlattığım gibi o isteğin anlamı kalmıyor, o talebin. Çünkü belki bir kriz çıkmış oluyor, zaten anlamsız hale geliyor o talep edilen bir iş. Bunun dışında değişiklikler. Mesela siz bir süreç tanımlıyorsunuz, bir iş akış süreci. İş akış yazılımı kullanıyorsunuz. Orada bir değişiklik istediğinizde belki günlerce bekliyorsunuz. Ama bu low code platformlarında bunlar çok daha hızlı yapılabiliyor. Yapboz çok imkan veriyor oynamaya. Bunun dışında gene aklıma gelen bir diğer unsur. Diyelim İçeride kod yazan bir arkadaş işten ayrıldı veya bir dış kaynak kullandığınız bir firma işi kapandı, bıraktı,
sizde çalışmayı bıraktı. Bu durumda o yazılan kodlar nerede? Kim sahip çıkacak? Bu büyük bir kargaşa şu an. Quica bunu cloud üzerinden garanti ediyor ve o kodları aynı zamanda saklayabiliyor. Bu müthiş bir şey. Biz bir nevi garantör oluyoruz firmalara. Bir diğeri, siz bir yazılım kullanıyorsunuz, hayat boyu ona bağımlı kalmak istemiyorsunuz. Quica bunu da sağlıyor. Çünkü siz diyelim bir proje yaptınız Quica'da ve daha sonra artık kendiniz devam etmek istiyorsunuz. Bir hizmet almaksızın. Quica'dan yazılım kodlarını alıp kendiniz onları geliştirmeye devam edebiliyorsunuz. Yani hem büyük bir bağımsızlık sağlıyor Quica, hem de büyük bir kolaylık. Yani bir problem olduğunda tak diye devreye girebiliyor. Başka biri devam edebiliyor yazılan kodları. Aynı zamanda teknolojik yönden baktığımızda bunlar cloud üzerinde saklanıyor. Yani bulut teknolojileri üzerinde saklanıyor. Hiç bir yedeklemeyle kendinizi yormanız gerekmiyor. Ve teknolojik olarak mobil, web, her türlü platformda kullanılabilir hale getiriyor yazdığınız yazılımları. Ve tüm son teknolojileri içine ekleme vizyonuyla hareket ediyoruz. Buna en yakın şekilde takip etmek istiyoruz ki bu firmaların en zorlandığı kısım, diyelim bir büyük bir sanayiciyi düşünün. Sınırlı bir yazılım ekibiyle yazılım yapıyorlar. Bir yandan teknolojiyi takip etmeleri lazım. Sürekli değişiyor, baş döndürücü bir hızla. Bir yandan da kendi işlerine yönelik yazılım yapmaları lazım. O teknolojiyi takip işini biz yapıyoruz. Firma ise Quica'yı alıp kendi işine odaklanarak iş uygulamalarını geliştirmeye devam ediyor. Bunlar çok büyük, çok büyük fayda olarak gördüğümüz konular. Yani biz firmaların bir nevi yazılım mimarı olarak çalışıyoruz. Yani teknolojileri getirip onlara dünyanın en son teknolojilerini, bu Amerika'daki veya Avrupa'daki son yazılımdaki gelişmeleri sağlamış oluyoruz firmalara çok yakın zamanlar içinde. Böyle özetleyebilirim. Çok teşekkür ederiz. Peki Quica'nın geleceğini nerede görüyorsunuz? Büyük bir rekabet içinde bir yandan Quica. İlk bizim kurucular olarak Türk, herkes Türk'tü ama Amerika'da kurduk. Çünkü niyetimiz bunu global pazara açmak, yani tüm dünyada satılır hale getirmek. İlk Türkiye'de yola çıktık. Türkiye'deki rekabet avantajımız çok yüksek. Sınırlı rakip var Türkiye'de. Dünyada çok var. Orada büyük bir mücadele içindeyiz. Ve Quica'yı iki tane konumlandırmamız var. İki ürünümüz var. Bir tanesi bu designer dediğimiz, binlerce yazılımcı çalıştıran çok büyük bankalar gibi ya da çok çok büyük kurumlar gibi hazır yazılımları olan, yazılım kütüphaneleri olan firmalara o yazılım kütüphaneleriyle arayüzleri entegre eden bir sistemimiz var. Bunu bazı büyük banka müşterilerimizle gururla söyleyebilirim, kullanıyorlar. Bir de daha yazılım yapma kabiliyeti daha sınırlı olan yerlere düşündüğümüz Quica Builder ürünümüz var. Onunla da her türlü firmaya, en büyükten en küçüğe yazılımlarını yapan bir ortam sağlıyoruz. Yani çok az yazılım bilgisiyle yazılım yapabiliyorlar. Şimdi böyle baktığımızda ilk pazarımız Türkiye ve ondan sonra da dünyaya açılmak istiyoruz. Ve önemli bir oyuncu olmak istiyoruz tüm dünyada. Tabii ki Türkiye'de en büyük oyuncu, dünyada da ismi hatırlı bir oyuncu olmak istiyoruz. Peki Murat Bey, özellikle KOBİ kısmına değinecek olursak, KOBİ'lerde yazılım yetkinliğini nasıl yorumlarsınız? Malum biliyorsunuz yazılımcı olarak kaynak bulmak zor. Bu noktada da projelerde fazlasıyla aslında sayısı da artıyor her geçen gün. KOBİ bakış açısıyla bir de sizden Quica yorum alabilir miyiz? Tabii. Çok tanıdığım firma oldu
bu eski deneyimlerimde. Maalesef yazılım yeteneği çok sınırlı. Belli büyüklükteki firmalarda var. Fakat yazılım ve bilgisayar mühendisi arkadaşlar, daha önceki konuşmalarında da hep konuştuk bunu. Teknoloji firmalarına gitmek istiyorlar ya da yeni bir girişim yapmak istiyorlar ve reel sektörde çalışmayı çok tercih etmiyorlar. Bu büyük bir istihdam sorunu yaratıyor bu firmalarda. Ya da çoğunlukla da yapamıyorlar. Ve hep dış kaynakla çözmeye gayret ediyorlar problemlerini. Bu da çok yanlış değil ama eksileri oluyor tabii. Ve ya bugün günümüze geldiğimizde artık yapay zeka gibi konular konuşulurken firmalar daha yazılım yapamaz durumda olmaları rekabette çok geri bırakıyor. Ve hatta korkutucu bir noktaya getiriyor bu sefer rekabet anlamında. Çünkü bir rakibi bunu yapabilirse hele bu derin öğrenme, yapay zeka gibi konuları da katabilirse kendi uygulamalarına ciddi farklar yaratabiliyor rekabette. Bir an önce çözülmesi gerekiyor. Düşünürseniz ilkokul, ortaokul seviyesinde artık robot yazılımları veya normal yazılımlar yapan birçok öğrenci görüyoruz. Ve okullarda öğretiliyor ama firmalara gittiğimizde maalesef hala daha basit yazılımları yapamıyorlar. Maalesef sıkıntılı burası ve KUIKA'nın ortaya çıkış sebeplerinden biri de bu sıkıntıyı çözmek. Bunu halletmek en ekonomik şekilde ve en yüksek kalitede bunu çözmek. Peki KUIKA olarak hızın altını çiziyoruz. Bu noktada siz nasıl yorumluyorsunuz? Yazılım bilmeyen, belki az bilen bir kullanıcı da KUIKA'yı rahatlıkla kullanıp yazılım projeleri üretebiliyor. Nasıl kolay çözümler sunuyor KUIKA? Ceylan, burada bazı temel şeylere bakalım hız için. Biri, diyelim firmanın bir yazılıma ihtiyacı var. Bunu eğer içeride kaynağı yoksa bir dış kaynak kullanması gerekiyor. Ve onu beklemesi gerekiyor. Bir kere KUIKA bunu ortadan kaldırıyor. Bu bekleme süresi yok. Hemen yazılım yapmaya başlıyor. Ama bu teknik bir şey değil. Yani sadece iş süreci anlamında çok büyük bir avantaj sağlıyor. Bunu bir kenara koyalım. Teknik olarak baktığımızda birçok iş yazılımında aslında yapılan işler ekran tasarlamak, arayüz tasarlamak, veri tabanına bunları yazmak ve okumak. Bunlar çok standart işler aslında ve yazılım mühendislerinin de çok zamanını alan işler. Ve mesela bir ekran tasarlamak bazen birkaç gün sürebiliyor. Çünkü okuyorsun bir veri tabanından, tekrar yazıyorsun. Hata olabiliyor. Ama aslında çok standart bir iş. Yani çok büyük mühendislik gerektirmiyor. KUIKA bunları saniye mertebesinde, dakika mertebesinde halledebiliyor. Çünkü standart bir iş. Bu hem az bilen, yeni yazılımı öğrenenlerin işini görüyor veya çok deneyimli mühendislerin de, yazılım mühendislerin de büyük bir yükten kurtarıyor. Bu işi dakikalar mertebesinde bitirip belki daha zor bir kod yazıyor. Mesela bir yapay zeka ile veya derin öğrenme ile ilgili veya bir hesapla ilgili bir koda yönelebiliyor ve onun daha büyük katkı sağlayacak bir işi yapabiliyor bu sayede. Bunun dışında birçok yeni teknoloji var, yazılım kütüphaneleri var. Bu yazılımların yüklenmesi var. Bunların kullanılma için dağıtımı var. Diyelim bir KUIKA'da bir yazılım yaptınız, Android'de mobil bir yazılımda kullanacaksınız. Bu tak diye otomatik KUIKA bunu sağlıyor. Ya da web üzerinden, internet üzerinden kullanacaksınız. Bunun bir yere yüklenmesi lazım. Belli bir teknolojiyle o yüklemeyi yapmak gerekiyor. Bunu bilmek lazım. Bunu bilmedi ya da biraz da vakit ayırmanız lazım eğer biliyorsanız da. Hepsini çözüyor. Hepsini topladığımızda hatasız, çalışan, 20'de 1'e kadar gördüğümüz süre avantajları getiriyoruz ki bizim niyetimiz bunları çok daha hızlandırmak. Yani yüzlü binli rakamlara çıkartmak. Bu yavaş yavaş
ilerliyoruz. İlk başladığımızda 2 kat, 3 kat konuşurken şimdi 10 kat, 20 kat arasını konuşmaya başladık hızlandırmalarda. Değişik şekilde anlattım ama teknik kısmına geldiğimizde böyle özetleyebiliriz. Kuyukan'ın geleceğiyle ilgili, gelecek vizyonuyla ilgili nasıl paylaşımlarda bulunabilirsiniz sizden? Birkaç yorum alabilir miyiz? Tabii Ceylan. Şimdi bir kere bunu birkaç kere tekrar ettim. Biz firmaların teknolojisini çözeceğiz, yazılım teknolojisini. Güncel ne oluyorsa onları en kısa zamanda firmalara getireceğiz. Bu büyük bir şey. Mesela yapay zeka, derin öğrenme gibi en zor konularda olmak üzere sürekli teknolojileri takip edip bunu en büyük firmadan en küçük firmaya kadar getireceğiz. Yeter ki biraz zaman ayırıp öğrensin firmalar ve bunları kullansınlar ve işlerini geliştirsin. Birinci şeyimiz bu. Gene çok önemli gördüğümüz bir şey. Bazı şablonlar yaratır. Bunu hem biz hem iş ortaklarımız yaratacak. Mesela diyelim bir firmanın bayilerden sipariş almaya yönelik bir yazılıma ihtiyacı var. Veya servis yazılımı yapmak istiyor. Müşterilerine satış sonrası hizmet vermek için. Seyahat masraflarının yönetimine yönelik bir uygulamaya ihtiyacı var. Bunlar mobil veya web'de çalışıyor olabilir talepler. Biz bu şablonları hem biz hem iş ortaklarımız hazırlayacağız. Bir kısmı ücretli, bir kısmı ücretsiz. Otomatik olarak müşterilerimiz bunları alıp, bunları değiştirip, kendilerine uyarlayıp kullanabilecekler. Bir nevi bir pazar yeri yaratacağız. Bu iş ortaklarımızla beraber. Sonsuz bir çözüm şeyi kümesi oluşturma gibi bir hayalimiz var. Umarım bunu gerçekleştiririz. Değerli paylaşımlarınız, ayırdığınız zaman için çok teşekkür ediyoruz Murat Bey. Farklı bir söyleşide tekrardan görüşmek, buluşmak üzere diyorum o halde.